Baba, ağzına yandığın encene bak. Yavrum çocuğum. Telefon bakay budala. Ciğerin ağzına gelen. Dizi çıksın. Vay enik vay. Allah boynuna kapsın. Huzur fırtı yesiz. Bir de kız kapkan özüne. Selamlar arkadaşlar. Merhabalar herkese. Ben Reşat. Ben Veysel Levent. Bence arkadaş hatırlıyor musunuz bilmiyorum da ben unuttum kendisini, pandemiden beridir video çekemiyorduk. Vallahi aylar oldu. Kaç ay oldu saymadım. Bence Tayyip Bey'den beri hiç çekmedik. Tayyip Bey'den sonra video çektik beraber. Ondan beri hem de Gaziantep'te bir yemek videosu çekmiştik. Aynen Gaziantep'te 24 yemek, kaç yemek? 17-18 yemek yemiştik. Biz yıllardır beraberiz. Gezilerimizin yarısını beraber yapmıştık. Sonra da YouTube'da da birkaç video çekmiştik ama son zamanlarda bu süreçte işte ben biraz tek takılmaya karar verince yani mecbur şartlardan dolayı böyle devam ettik. Neyse bugün çok uzatmayalım. Sizden gelenler ve bizden gelenler diye böyle iki bölüm halinde ülkemizin en güzel yöresel sözleri, küfürsüz beddualarını size sormuştum. Birkaç hafta önce yaptığım hikaye anketinde siz çok güzel bana dönüşler yaptınız. Bunları zaten paylaşmıştım. Sonra şöyle bir fikir geldi. Neden bunu böyle bir video yapmadın diye. Tamam dedik bize video yapalım. İşte bana bir 10-15 tane video geldi. Bir de biz şimdi sizin gönderdiklerinizi tekrar yapmaya çalışacağız. Böyle eğlenceli bir video olacak. Sonrasında sizin gönderdiklerinizi yine bitireceğiz. Bakalım nasıl olacak Veysel. Bakalım. Göreceğiz. Öncelikle Veysel sen nereliydin? Ben aslen Siirt. Doğma büyüme Diyarbakır. Mersin. Mersin'de okuma, Antep'te yaşama. Anneannemden bir Yozgat var. Yozgat'tan geliyoruz Çerkezli'nden. Şimdi yani Veysel'de çok o yüzden beklentim çok yüksek Veysel'den. Ben de bir tek Diyarbakır, Antep yani öyle çok bir şey yok. Bizde beddua yok ama işte bizim. Ya beddua olarak düşünmeyin. O yüzden ben birayla çekmedim bu videoyu. Yani çocuklar için kötü bir intiba yaratacak bir şey değil bu aslında. Ama biraz daha aslında yöresel sözlerimizi hatırlatmak, unutmamak anlamında oluyor. Yani şimdi yöresel bir şey. Mesela Antep'in çok ünlü bir tatlısı var her tatlı taşı. Bunu başka yerde desen küfür mü ediyorsun derler ama Antep'te yani, tatlı yani. Ya Antep'te tatlı. Onları da bir gün yaparız herhalde. O zaman çok zaman kaybetmeden başlayalım. Baba, ağzına yandığımın encene bak nasıl yırtık dondan çıkar gibi çıkıyor ola. Susak kafalı. Sana diyorum sana ne bakıyorsun? Allah tepeciğinden bakmasın senin be. İyi. Kamil seni. Baba bir de ekol hareketi yapıyor. Geleceğim oraya şimdi yapacağım seni kırmızı 8 ya. Oğlum. Lan devam et. Susak ağızlı seni. Ne var elimizde Veysel'cim? Evet. Biz önce sizden gelenleri okuyacağız arkadaşlar. Şimdi Arzu Hanım, Arzu Gezene diye bir adresten gelmiş. Veysel'cim genelde Rize'de kullanılıyormuş. Lahmi lapara kotori. Saf salak anlamında bir şeymiş. Lahmi lapara kotori. Lahmi lapara kotori ulan. Bu çocuk tam bir lahmi lapara kotori. Ali Tunca Alp yazmış. Ha Ali abi. Ali abi bir çok güzel videoda attı. Burada ne demiş? Afyon yöresine evet. Ait. Gavaklar gibi göç mezarına köpekler bağlansın yazmış. Gavaklar gibi göç mezarına köpekler bağlansın. Biraz Azerice'ye benzemiş. Avradın ikiz doğru inşallah. Amin mi diyeceğim sen değil mi? Bu nasıl bir beddua ya? Hayır eskiden millet çocuk yapmaya çalışmış. 6-7 çocuk hep eski aileler. Niye yani böyle bir beddua saymışlar bilmiyorum. Evet. Diyarbakır Songül Emir'den gelmiş. Aynen. Kele boynun kopmayaydı. Kele boynun. Kele Diyarbakır'da şu anlama geliyor. Hani hele boynun kopmayaydı gibi. Hani hele biz deriz bu aralarda. Oo Veysel bunu sana bırakıyorum. Nosuşukka varonçi megittaga kaybana. Neyce bari neyce olduğunu da yazsaydı. Nereye ait olduğunu da yazsaydı. Yok bunu hatırlıyorum. Karadeniz'de yayınlan. Karadeniz'den geldi. Rize taraflarından diyebiliyorum. Nosuşukka varonçi megittaga kaybana. İşte kaybana geceler falan oradan mı geliyor acaba? Ben burada kaybana yazıyor, kaybana yazmıyor. Ay Mari görüyor musun pustoyu açan Davut'muş bütün odayı çak kenefin kapısına ka. Bunun ayaktaşları ne kağıtsla hep bu evlenmişidir. Bizimki todurlamış o yatayına. Bütün koca gün telefon bakay budala. Börek yeti o yatakta sarı kola içeyti o yatakta deyiyoruz. Kaç kere düverdim çarpılacak zare. Şimdi Göksu'dan gelmiş, Göksu Hanım'dan boyu devrilisice. Bu zaten standart yani. Bildiğimiz yani şeyler. Her tarafı görmüşüzdür. Gezi sizden gelen, sen oku. Ocağı tütesice. Ocağı tütesice. Ama şimdi ocağı tütmek aslında yani tüm medeniyetlerde varoluş sembolüdür yani. Ocağı şey tütmüş. Mi? İyi bir şey mi acaba? Kötü bir şey mi? Benim bir yerde. Bence iyi bir şey yani. Ya da bu iyi anlamda böyle bir dua gibi bir şey aslında. Olabilir. Belki dua ediyordur. Yani ocağın tütsün, sönmesin, sürekli böyle değil mi? Baki yani kalsın anlamında. O zaman gelirsiniz. Sizden bir açıklama bekliyoruz bununla ilgili. Evet. Bak ben buna çok gülmüştüm. Gülistan Hanım'dan boş havuzda boğulasın. Yaratıcı. Boş havuzda boğulasın.
boş havuzda boğulan birisi varsa tebrik etmek lazım yani. Betül Hanım'dan gelmiş. Bunu sen oku. Rüzgar püfür püfür esince küfür küfür esiyor. Rüzgar püfür püfür esince küfür küfür esiyor. Denmesi. Yani rüzgar püfür püfür esiyor mesela. Diyor ki aa şuna bak ya küfür küfür esiyor. Şimdi İyi. Mersin'den bir tane var. Canan Hanım göndermiş. Bunu sana bırakıyorum hocam. Mersin'de yaşıyorsun. En de gasavanı bir boşlayıver. Vakanın şamutası. Yok, yakanın. Yakanın mı? Pardon, görmüyorum. Gözlerim kamaştı. Bu arada yani bu saatte çekmek zorunda kaldık ikimiz de çalıştığımız için. O yüzden biraz ışık problemimiz var. Artık umarım ışık hoşunuza gidiyordur. Ben söyleyeyim bu sefer. En de kasavanı bir boşlayıver. Yakanın şamutası. Ne demek acaba? Ne bileyim, hiçbir şey anlamadım. Lan nasıl Mersin'de yaşıyorsun sen? Abi benim oturduğum muhitte kimse böyle konuşmuyor. Ben ne yapayım? Sabah kalktım, kahvaltı hazır ettim. Zokkum olsun. Sen beyan etmedin sen. Boyun altında kalsın senin. Zehir olsun inşallah, zehir olsun sen. Herif zokkum olasın sen inşallah sen. Oo, bunu bitti. Öncelikle bunu... Esma Boğaz Pınar Tok'tan çok güzel gelmiş. Domalıp galasıca. Bir önceden anons etsin çocukları çekselerdi. Dikkat et, Miran'ın yanında sen varsın bugün. Domalık Galatasaray'a Burdur yöresine ait bir sözmüş. Ezo evet. 82 Ezo Gaziantep. Yazmış. Bilmiyorum neresi. Gaziantep'miş evet. Şeytan eşer kendi düşer demiş. Çenen çekile. Hı-hı. Yine başka bir söz var ki beni gınayan benim köyneğimi geysin. Beni gınayan benim köyneğimi geysin. Ama Anteplilerin o boğazıyla yapman lazım değil mi? Biz o kadar Antep'te yaşıyoruz, bunu niye beceremedik daha? Ben de hiç bir yok olamazsam. Ben en falan zarsam diyorum. Çetin Bey'den gelmiş. Göttingen mi? Ciğeri götüden gele. He, ben de Göttingen'den gibi gördüm. Ciğeri götüden gele. Yani Göttingen. Tamam devam edelim. Ha. Ersin Doğan. Ersin Elazığ'dan. 23 Elazığ'dan Hıştıge gelesen. Hıştıge gelesen. Bunu Ersin bana da iş yerinde sürekli söylüyor ya. Onu bir sorayım. O zaman anlamını sorayım ben. Ne bir sorayım. İlk defa duydum. Evet, Elazığ'dan da Hıştıge gelesin diye bir laf geldi. Şimdi Çiğdem Hanım Erzurum yöresinden bir tane atmış. Karnına hışım doldururum. Karnına hışım doldururum. Yani öfkemi bütün karnına doldururum gibi bir şey herhalde. Şey dolması vardı yemek. Neydi o? Kadayıf dolması. Kadayıf dolması. Doldururum ya, işte. Ya, onu doldururken hışım doldururum. Alo. Ey insancığım, sende ne var ne yok? Yuvarlanıp duruyoruz işte lan. Yalan dünya değil mi? Kamil bana gede mi dedi? Vay enik vay. Ana gavur zina ana. Ana guduruk. Ana gandak delisi. Fang fang fangla da kavaklar gibi göç inşallah. Mezerine köpekler bağlansın. Gözüne dizine dursun da bırak bırak çöksün. Ciğerime el saldın, neftin yakın gelsin. Yonca diyar. Bu gerçekten çok acımasız. Yonca Hanım. Adana'dan geldi bana bu. Öl de cenazende iki insan yüzü görek. Valla pandemi var, onu da göremezsin. Ben sana söyleyeyim, boşuna öldürmeyin kimseyi. Acımasızca ya, gerçekten. Adı Batasıca. Tamam, Mersin'de yazmış. Durum Ebru yazmış. Bu da çok birçok yörede aslında kullanılan bir kelime. Bu Diyarbakır bence. Evet bak. Evet, Diyarbakır yazmış. Kızırkut, asla yazılışı öyle. Kızırkut demek, kuzurkurt deriz biz. Kuzurkurt yesen, Murad'ın göğsünde kala, o boyda kalasan. Bu aslında Mehmet Kadri Güral'ın, bizim çok ünlü bir şairimiz vardır. Diyarbakır'ın şair yazarı vardır. Onun çok güzel şiirleri var. Hani merak ediyorsanız Diyarbakır'ın bedduaları ve sözleri meşhurdur. O da ondan yazmış. Bu arada boyla ilgili çok var. Millet biraz boya takmış. O boyda kalasın ama buradaki boy yükseklik yok. Olarak boy mu yoksa olduğun boyda grup kal. Olarak boy mu? O boydan kalasam başka boya geçmeyesin. En çok senin bu özelliğini özledim. O olaylara bakış açın gerçekten. Başına yıldırım yesici. Bence güzel bir bedduayım. Bence en güzel beddua buydu. Benim yani. Babaannem de şey derdi, bak şimdi hatırladım da, toprak başına gözün çık avucuma düşe. Yani eskilerin gerçekten çok güzel sözleri var yani, bunu görüyoruz. Yani bu kadar söz içerisinde açıkçası bu söz en fazla anlam veren oldu bana yani. Başına yıldırım inesici yani. Just adam direkt yani hiç yani dolaylı yoldan bir şey yok. Üylenecek mendep şıktı geldi. Bir de kız tapkan özünü, kızını da bır kor. Ne öpme gebeti bar ne şıntımaga kötü bar. Kaç çekedim balam dep açsam da anlamadım. Allah moynum bursun dep kurdum ciberdim üyden. Apakay'ın kuzeli ise ne işin var toy üyünde. Toy senin üyünde. Kır oyna, şık oyna. Apakay'ın şırkın ise ne işin var ölü üyünde. Ölü senin üyünde. Kır ağla, şık ağla. Gran girmeye bes. Nurdan Hanım. Nurdane Bilgin yazmış. Gran girmeye bes. Ne demek ya? Bes bireysel emeklilik sistemi olabilir mi acaba? Ne bileyim. Ona girmeye mi? Gran girmeye bireysel. Gran, kran
derler ya hani Sivas'ta falan da yani kran mı girmiş bitmiş ama işte kran girmeye bez. Ya Sema Hanım bildiğiniz çok klasik bir şey aslında. Bu çok klasik aslında, bunun küfür çok ağır bir küfürü de var ama katranı kaynatsam olur mu şeker cinsine tükürdüğüm cinsine çeker yazılmış. Kanına belenesin. Kanına belenesin yani kana bulanırsın gibi bir şey. Bence vardır. Herhalde öyle bir şeydir. Gaziantep'teki en yaygın beddualardan bir tanesi Hanan Harabakala. Ama bunu biraz onlar güzel söylüyor. Hanan Harabakala. Öyle mi diyorlardı? O biraz şey yani evin yıkıla gibi bir şey aslında. Kepeğin kesilecek. Ciğerin ağzına gele. Konun için ekmiyor. Ağzı yumulası kalaca. Dert tutası çok. Hanan Harabola. Gadasını aldım. Bu güzel bir şey aslında. Kayseri'den gadasını aldım. Büşra Hanım yazmış bize. Büşra Hanım yazmış. Aybüke Hanım boyu devrilesici yazmış. Tamam bunları biliyoruz. Semra Hanım gadan alam. Herhalde Boğaziçi'ndeki gadasını aldığımla aynı. Ayrıca çör değmeye sana pirçikli yazmış. Yine Elazığ'dan. Çör değmeye sana pirçikli. Pırçikli derler. Bak Diyarbakır'da var. Pırçikli. Pırçikli. Aynen. Dilara Erdoğan Hanım Samsun civarından. Kesmik kafa. Kesmik kafa. Tam sana. Tam buldum işte. Kesmik kafa diyeceğim sana. Kesmik. Tamam, kesmük, sümük de aynı kökenden geliyor olabilir. Yere giresen yerler ucuz iken. Bak bu çok güzel ha. Bu da Kadri Biral'ın şiirlerinde var. Yere giresen yerler ucuz iken. Ne? Travel for ya, used. O ne? Used. Gülünce kızınca davun çıkasıca derler. Gülünce kızınca davun çıkasıca derler. Samsun'da ama ne kimse anlamına geldiğini kimse bilmiyormuş. Yani gülseler de kızsalar da davun çıkasın. Çıka sıca. Zaten mesele var oğlum. Bazı kelimenin anlamlarını bilmiyoruz. Tamam devam edelim. Denlermiş. Elif Hanım'dan gelmiş. Öpmeye meramın yok. Sorarsan yanağın nerede? Yok ha yanağın nerede diye soruyorsun ama sorsam takatin yok. Öpmeye meramın yok. Sorarsan yanağın nerede? Buraya gel. Yavrum çocuğu. Cufudun çocuğu. Kanlar kusasıca. Çeller ala seni. Hülüklenesince ciğerci ağzından gelesi. Duymaya parçalanasın değil mi? Hatçili Erzin'den bombardıman gelmiş Hatay'dan. Ciğerci ağzından gele. Ganarcık kusasıca. Ganarcık kusasıca. Ganarcık bir bitki miydi? Yunan tohumu. Keyişin çocuğu. Boyun altında kalasıca. Keyiş mi? Keyiş. Keyiş. Yunan tohumu, gavurunları, grangire. Bunlar şimdi, çok meşhur sözler bilirsiniz evet, zaten. Çok, ama bir de şöyle bir şey var. Ben bizim Anadolu'da gizli bir ırkçılık var gerçekten. Yani Ermeni'nin çocuğu, Ermeni'nin de öyle, Yahudi'nin bilmem neyi. Bunu çok söylüyorlar ama lütfen böyle şeyler yapmayalım. Evet, ırkçılığa evet, hayır. Irkçılığa hayır. Pominerar. Sıkıyı görünce kayıverdi dabansız. Tam Ege. Sıkıyı görünce kayıverdi dabansız. Yazmış mı? Ha, Bodrum. Ege. Tam Ege belli yani. Evet. Yasmin Arslan diğer boynun altında gala her görmeyesen her şer. Bak X her. X her. Diyarbakır yani Kürtçe'de de var bu. X harfi H diye okunuyor. Her görmeyesen. Söyle bakayım. Her. 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 Fransızlar gibi. Her. Her. Kastamonu'dan La ne? La Abesinim Yivesiye La Gobel. Can you speak Turkish? bunu soracağım ya. Ben bunu hiçbir şey anlamıyorum. Kolun tamırı çürüsün. Yani kolunun damarı çürüsün. Bak ne güzel işte ya. Bak böyle yazsaydınız ya bize. Anlamını yani, yazmış kız. Anlamını yazmış Tatarca. Hatta, Zeynep Saygı. Hocam Ferhat Şekeroğlu. Kilis'ten geliyor. Kran girsin içine. Bu da güzel. Delire is oğlu Emine. Emine Hanım. Cavir'in kızı yazmış. Cavur'un evet, kızı. Yani Cavur'un kızı gibi bir şey, kızı gibi bir şey. İleride geçiyor bazı dil kartından K, G demeye başladım. Anadolu'da evet, Anadolu'da bu var arkadaşlar. Birçok şehirde K harfi çok böyle G diye çıkıyor. Gran, kran, işte Gavur'un. Evet. Okarı geliven, okarı geliver baken. Tamam işte yukarı gel yukarı bakayım. Yukarı gel bakayım bu olaymış. Bir tane daha atmış. Ha bak bu da bak hepsini açıklamış ne güzel. Endeni Horago. Endeni Horago. Onu şuraya koy. Oğlum şey gibi lan. Japonca. Endeni Horago. Endeni Horago. Horago ma Brago. Onu şuraya koy anlamına mı geliyormuş. Endeni Horago. Alo. Alo anne neydin kız? Neydim anasın güzeli ha oturayım sen neydin? Rahatın nasıl? Hiç iyi değilim anagı. Niye?
Galen'a meştat vermiş. Ve derdi davası ne olan? Miskinim kızı verdi kendini deli oğluna da. Anam verdiğin çeyizi beğenmeyi, antep işim azmış, galaylı bakır tencerem yokmuş. Aman. Köfte leğene olmayan kız mı olurmuş? Bir de dibine gede şöyle kendinin Allah elimden ala kendini. Gana içine akasıca da bedenine topta yesice. Yine Diyarbakır'dan o boyda kalasam. Boyda. Halil atmış koçum arkadaşım benim. Ufuk. Adio Ufuk yazmış. Adı belasını versin bu koronayı bulaştıranın bizden değil Allah'ından bulsun inşallah. Çok dertli o. Direkt gündeme dair bir kendisi yazılamış herhalde. Evet bir de Derya Hanım göndermiş. Kül döken başın. Kül döken başına. Van'dan. Kül döken başına. Tabii ki kül dökmek başına. Bitti mi? Daha var mı? Var. Gebelesice. Renkli renk tasarımlardan Gebelesice geldi. Şey gibi oluyor. Gelinin davadından Gebelesice. Ay benim ışığa bakmaktan... Seval Karakaş boyu devrilsin. Tamam. Şiar gidik. Bak bu çok güzel. İnşallah tamam. Köyün en çirkin kızıyla evlenirsen gece uykuların kaçar. Yani inşallah gece, inşallah köyün en çirkin, çirkin var cin gitti ya. Bu ne öyle? Uykuların kaçar. Neyse. Bir Rus atasözü der ki güzel kadın, çirkin kadın yoktur. Ağız içi baskı vardır. Bir tane Kadriye Hanım burada yazmış. Sana zengin arabası çarpsın da kamp parasını yemek bana nasip olsun. Vay vay. Bak bu da güzel. Gerçekten ya. Bu da güzel. Bu da güzel. Lan hakikaten ya. Düşünmüş ve yorumlamış da bu son 100 yılda çıkmış bir yazar beddua bence. Evet arabanın icadı elinde çıkan beddua. Cüneyt göndermiş. O da iş arkadaşlarından bir tanesi. Ölmeyesen örnek olasan Urfa. Bir tane daha Cüneyt Bey'den gelmiş. İtten aç ilan. İlandan çıplak kalasan. İtten yani köpekten daha aç insandan mı? İlan, ilan ne demek? Bilmiyorum. Çıplak çıplak demek kalasan. Neyse. Evet, ekmek bana. Atlı sen yeğen olasan. Bir de eteğize oğlan sidiği değmeye. Evet Cüneyt ben bunu sana soracağım soru yakalayınca da. Eteğize oğlan sidiği değmeye. Yani oğlan çocuğun idrara değince ne oluyor ben merak ettim yani. O dede değmeyince ne oluyor acaba? Eteğinize oğlan sidiği değmeye. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar o kadar çok garip garip sözler, kelimeler hatta harfler. Yani harfleri her yörede gördüğüm kadarıyla farklı okuyorlar. Yani ya, muhakkak. Tabii ki. Her yerin ağız yapısına göre değişiyor. Konuştuk, eğlendik, coştuk. Ve öğrendik. Geldik günün sonuna. Günün sonuna. Şimdi bizden sonra bana gelen videoların devamı olacak. Araya da bir iki tane koymuştum. Başta da görmüştünüz ama en sonunda tamamen bitireceğiz. Sizin de bildiğiniz ve söylemek istediğiniz beddualar varsa yorum olarak belirtebilirsiniz. Evet, yorum olarak altına yazabilirsiniz. Yaptığımız benim Instagram hesabım olan Reşon The Bey ve Vakkor'da. Vakkor değil mi Veysel'cim? Bayağı da kullanmıyorsun hesabını ama... Hikayelerde sorduğumuz anketlere ya da işte böyle sorulara cevap verirseniz en azından böyle videoları hep beraber yapmış oluruz. Bizimle kalmaya devam edin. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bizden şimdi bu kadar. Beddua yemeyin. Beddua yemeyin. Görüşürüz. Bay bay. Oy bu neydi oğul? Sabahtandır üstündeyim. Bir türlü bitmedi. Öldüm gittim. Kuzul kurt yiyesiz. Sokun kalksın. Riskun kalksın. Adam batsın. Böyle bir şey. Ander kalasın böyle bir şey işte. Anne Halime'nin kızı ne yaptı? Halime'nin kızı boynu altında kaldı. İki çocuğu bıraktı kaçtı. Nereye kaçtı? Başka kocaya kaçtı. Kocası bıraktı gitti başka kocaya. Allah Allah. Ya, Allah boynunu kısın. Şimdiki kızlar edepsiz kadınlar. Allah mı tertemiz ne olacak? Kızı da yapma. Bu senin babandı.